Bir telefonumuz var, alalım. Alo. Alo hocam, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz programımıza, iyi sabahlar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Buyurun. Sabahlar. Buyurun hocam, efendim. Hocam ben kaç yıldır sana ulaşmak istiyordum da ulaşamadım. Konuşacaktım seninle. Buyurun buyurun, bugün ulaştın bana. Buyurun, hadi bakalım, seni dinliyoruz. Sağ olun hocam. Hocam benim bir kızım var. Ne laf anlıyor, ne söz dinliyor hocam. Evet. Bu eve getiremiyor hocam. Biz getiriyor, o kaçıp gidiyor. Kötü yola düştü. Kötü yolda geziyor. Çocuğu attı gitti. Evet. Bize neler yapmadı ki hocam. Sana çok ulaşmak istedim de işte. Evet. Lan söz anlamıyor. Ben diyor bu eve girdiğim zaman diyor. Girmeyin. Bir şeyler sorun. Girmem istemiyorum diyor. Peki şu anda nerede senin kızın? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum hocam. Bir diyor Ankara'dayım, bir diyor Kayseri'deyim. Gezip duruyor. Bir korte kollan, mollan, her yerine kesiyor. Kötü maddeler, kötü şeyler kullanıyor. He, madde kullan. Bana diyor ki hocam, bana diyor ki, sen diyor şimdiye kadar diyor namaz kıldın Allah için, iyiydin. Allah da diyor beni böyle yaptı diyor. Sen diyor niye işitiyorsun diyor yani. Niye diyor, Allah diyor, istiyorsun diyor, seviyorsun diyor. Yani senin Allah'a dua etmene mi kızıyor yani? İşte diyor ki beni diyor bak ne yaptı diyor. Allah yani yapmadı, kendisi olay yaptı. Yani ki diyorum hocam diyor. Allah yapsaydı herkes öyle olurdu. Dedim hocam. Iyi, iki yol göstermiş. Allah iki yol göstermiş. İyi yol, kötü yol. İyi tercih edenin kapısını açmış, kötüyü tercih edenin kapısını açmış. Kişi kendi iradesiyle yani mesela. O i̇şte mesela hocam, yemek yerken Allah ona zorla yedirmiyor. O yemek isterse yer, yemek istemese yemez. Madde de öyledir. İsterse kullanır, isterse kullanmaz. Suçu Allah'a atmasın. Yanlış yapıyor yani. İşte kurtulmak istiyor diyor, kurtulamıyorum diyor. Ama onun yolu şu, gidip tedavi olacak böyle. Yani sokakta gezerek, madde kullanarak, şehir şehir dolaşarak tedavi olamaz ki. Tedavi olması için önce bir doktora gidecek, bir tedavi olmayı kabul edecek. Biz yardımcı olalım bak. Desin ki tedavi olmak istiyorum desin. Biz konuşalım üniversitelerle, doktorlarımızla, hastanelerimizle görüşelim. Kızınızın tedavi olmasına elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Ama öncelikle o diyecek ki ben tedavi olmak istiyorum, bundan kurtulmak istiyorum. Bahane oluşturmayacak yani. Hocam kurtulmak istiyorum dedik, ben götürdüm, geldi doktora götürdüm. He. Tam tahlillerine yaptırdık. Doktor dedi ki ne yatacaksın tedaviye dedi. Bu sefer gitti, yatmadı, kaçtı gitti hocam. Biz getiriyor o kaçıyor, biz getiriyor o kaçıyor. Öldüm doktor gittim ne yapsın hocam, bize bir yardım istemiş. Yani doktor ne yapsın, hoca ne yapsın, bacı yani kaçıyorsa. Biz zorla getiremeyiz ki yani. Neticede biz yani tutup onu bir yere hapsedemeyiz. Bizim işimiz değil bu iş. Bana da telefon açıyorlar işte, kurtar bunu buradan diyorlar. Bu tamam işte onunla konuş, yani kurtulmaya niyetlensin, biz yardımcı olalım başımızın üzerine. Elimize ne gelirse. Ama yeter yine değil. Sen buradan, o zaman ona buradan bir şeyler söyle. Söyle ona. Seni şimdi dinliyordur belki. Bir anne olarak de ki evladım de, kendini kurtar, bizi üzme. Bak Allah sana hayır kapılarını açabilir, açar. Söyleyeceğin şeyi söyle ona. Diyorum hocam, diyorum kendisine çok diyorum da işte laf anlamıyor. Diyorum dua ne isteniz, bir şeyler yapsanız yani. Bacı dua edelim başımız üstüne. Ben de dua edeyim. Şu anda bizi izleyen bütün kardeşlerimizden de dua edelim. Belki Allah birimizin duası hürmetine onun kalbine bir ilham doğurur. Allah ilhamı doğuruyor zaten. O peygamber ilham, evet, ilhamdır. Ama ilhamı dinlememek var, bir de dinlemek var. İnşallah bizi de dinler burada kızım. Yani ben söyleyeyim senin diyemediğini. Hanım kızımız. Bakın annen üzülüyor. Baban üzülüyor. Seni tanıyanlar... Anneni arıyorlar, kızını kurtar diyorlar. Sen doktora da gitmişsin. Doktor sana çareyi söylemiş. Tedavi olman gerekir demiş. Biz de sana dua edelim ama biz sen istemezsen bir şey yapamayız sana. Onun için bu maddeden kurtul. Yani bu çıkış yolu değil. Bunun sonu biliyorsunuz ya kötü yollara düşmektir, ya intihar etmektir. Ya da vücut iflas eder gider günün birinde. Dayanamaz. Onun için sen daha gençsin. 25 yaşında mı diye yazmıştınız. Evet. 25 yaşında bir kızsın. Yazık sana, yazık. Annen baban seni dünyaya zorla getirdi. Annen çile çekti, baban çile çekti. Senin ayağın taşa değerse annen burada ağlamaya başlar. Anne babayı üzmeye hakkın da yok, kendini üzmene de hakkın yok.
Sen pırıl pırıl bir insansın. Yarın evlenirsin, çocuk sahibi olursun. Eşin olur, çocukların olur. O zaman sen anlarsın babalık, annelik nedir diye. Allah sana bu vücudu verdi, tüketesin diye değil. Emanettir bu vücut. Sana bu vücudun her halinden sorgulanacak. Sen artık bunları anlayacak yaştasın, 25 yaş. Az değil. Lütfen tövbe et. Gel, annen sana yardımcı olsun. Annen bizi arasın, biz yardımcı olalım elimizden geldiği kadarınca. Ama her şeyden önce senin istemen lazım. Senin aklına ben bu hastalığı yeneceğim. Bu maddeyi yeneceğim demen lazım. Dersen herkes senin yanında olur. Ama demesen, yanında olanlar kötü niyetle yanında olurlar. Senden istifade etmek için yanında olurlar. Peki, Allah yardımcınız olsun inşallah hanımefendi. Ben seslenişi yaptım buradan, çağrı yaptım. Sen de yaptın. İnşallah kızın niyetlenir. Cenab-ı Allah bir çıkış yolu gösterir inşallah.